Sayın Başkan Vekilim, çok kıymetli Bitlisli hemşerilerim, değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün de Bitlis'te kısmet oldu bu basın açıklamamız. İnşallah önümüzdeki süreçte bir başka ilimizde olur. BİLDEF 2013 yılında kurulan genç bir federasyon. Olmasına rağmen 33 il hemşeri derneğini bünyesine katan ve kendi alanında Türkiye'de başka bir örneği olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. BİLDEF'in kuruluş amacı doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün illerimizi arasında kültürel bağları geliştirmek, toplumlarımız arasındaki ön yargıları ortadan kaldırmak ve kardeşlik bağlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda BİLDEF bir kardeşlik projesidir. Aynı zamanda üyelerimiz arasında sanayiden istihdama kadar birçok konuda köprü vazifesi görmekteyiz. Bugün Bitlis ilimize yaptığımız bu kültürel gezi ile Bursa'da yaşayan Bitlisli hemşerilerimizin kendi illerine katkı sunmalarında aracılık etmiş olacağız. Ayrıca bu gezilerimiz başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin ve basın medya kuruluşlarında ses getireceği için gittiğimiz illerin turizm ve tarihinde tanıtımına katkı sunmaktadır. Bitlis ilimiz 7 kültür gezisi yaptığımız ildir. 7. kültür gezisi yaptığımız ildir. Daha önce Çorum, Malatya, Konya, Niğde, Karaman illerimize aynı gezileri düzenledik. Değişik periyotlarda her 2-3 ayda bir ilimize gezi düzenlemekteyiz. 5000 yıllık bir tarihe sahip olan Bitlis ilimizin 1071 Malazgirt Zaferi öncesinde Türklerin yoğun olaraktan yaşadığı bir yer olarak bilinmektedir. Özellikle Ahlat ilçesindeki kalıntılar bizlere bunları göstermektedir. Bu bağlamda bizler bu kadim şehrimizde olmaktan şeref duyduk. Federasyonum adına hepinize teşekkür ediyorum. BİLDEF olarak bizler de her sene Bursa'da üye illerimizin, valiliklerin, belediyelerin, sanayi ve iş adamlarının katılımıyla Anadolu Günleri ismiyle bir etkinlik düzenlemekteyiz. 2018 Mart ayında düzenleyeceğimiz 4. Anadolu Günlerine Bitlis ilimizin valiliğinin, belediyesinin ve sanayi ve ticaret odasını da davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Biz de konuşsun başkanım, Mehmet Başkanım ve Ticaret Odası Başkanım olduğumuz için. Önce Mehmet Başkan alıp sonra da Ticaret Odası Başkanı'na kapatalım. Sayın Başkan Vekilim, değerli genel başkanım, çok değerli il dernekleri başkanları, kıymetli başkan, belediye başkan yardımcım, çok değerli yönetimim, değerli Bitlisli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu an ticaret odasında bulunmaktayız. Ticaret odası başkanımızın, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle oraya icabet ettiğinden dolayı burada bulunmamaktadır. Vekilin sağ olsun bizi kabul etti, güzel bir şekilde ağırladı ve bu sıcak karşılamasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizim Sayın Ticaret Odası Başkanımızla 2001, 2002 ve 2003 yıllarında ben Bursa Bitlis Güzeldere Spor'da oynarken Sayın Başkanımız o esnada Güzeldere Spor'un genel başkanlığını yapıyordu. O zamandan beri biz kendisiyle tanışıyoruz. Çok değerli bir başkanımızdır. Yaklaşık 25 yıldır da Ticaret Odası Başkanlığı görevini yapmakta. Kendisini bizzat, gerçi burada olsaydı tebrik etmek isterdim. Burada olmadığından dolayı da Sayın Vekilimi burada onun nezdinde ve sizin huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için de tekrar teşekkür ediyorum. Şuna değinmek istiyorum. Şimdi Bitlis 6. bölge olarak teşvik bölgesi olarak 6. bölgede ben
Bitlis, Ahlat, Taşarman köyündeyim ve orada yaklaşık bizim 2000 dönüme yakın tarlalarımız bulunmaktadır. Buradan göç edenler. Sonuçta burada bir teşvik var. Bu teşviklerden de yararlanıyoruz. Allah razı olsun. Hükümetimiz gereken ilgiyi gösteriyor. Devletimiz gereken ilgiyi gösteriyor. Teşvikleri veriyor. Ve bizler bu sefer ne yapıyoruz? Buraya yatırım yapıyoruz. Yatırım yapınca aldığımız ürünü pazarlamasını yapamıyoruz. Ve bu konuda özellikle ticaret odasına gelirken hemşehrilerimiz arayıp bu konuyu dile getirmemizi istediler. Özellikle bu patates alımında öyle bir fiyata alıyorlar ki neredeyse hemşehrilerimizin çoğu ürünlerini sökümden almadan o şekil tarlasında bırakıyor veya alıyor, satışını yapamadığı için götürüp bir adına satmaktansa, zararına bile olsa oradan bir az bir cüzi bir kar yapmaktansa diyor ben götürüp onu bir yere döküyor veya imha edip yok ediyor. Bunu burada Ticaret Odası Başkan Vekilimizin de bu konuya biraz daha ilgili yerlere ve bizlerin ve buradaki basın mensuplarının dile getirmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Bu söylemiş olduğunuz şeyler aslında Türkiye'nin kanın yarısı. Evet. Her zaman medyadan seyrediyoruz. Özellikle üretici olan bu türdeki olan ürünlerin gerçekten hak ettiği fiyatı alamadıklarını herkesin bir en büyük sorunlarından bir tanesi. Şimdi özellikle domates ve dediğiniz bölgelerde özellikle patates ve domates kısmında ciddi bir üretim var orada. Ahlat ve Alıcabası kısmında. Özellikle şeker pancarına gelmiş olan kotadan sonra ekilen ürünler ve bence de en mantıklı olan şeyi yapıyorlar. Ama gel gör ki gerçekten bakıyorsunuz burada patatesin kilosunu belki yok denecek olan bir fiyata aldık alan kişiler dışarıda çoraş şekilde belli bir yüksek bir rakamlara ulaşabilecek şekilde bir fiyata satabiliyorlar yani. Aslında burada üreticimizi tamamıyla desteklememiz lazım. Tamamıyla Mehmet Bey'e katılıyor. İnşallah elimizden gelen şey olursa onlarla bu üreticilerle bizim bir toplantı yapıp Bilal Bey'in doğrultusunda iş yapıp bir ön bir hazırlık görmemiz gerektiğine ben de inanıyorum. O şekilde bir çalışma yapabiliriz aslında. Şimdi şöyle bir durum var. Tarlada 25 kuruşa alınan patates biz Bursa'da kaça alıyoruz? Neredeyse 2 liraya yakın alıyoruz. Evet. Yani buradaki asıl parayı kazanan kimden? Aracılar. Bu aracıların bir şekilde aradan kaldırılması lazım. Direkt temas millete olması lazım. Ve bunun sağlanmadığı müddetçe burada başarı sağlayamayız. Ve bu konuda da teşvikten yararlanan bütün çiftçilerimiz şu an büyük bir mevlalarla, bankalarla borçlu durumda ve kredilerini ödeyemiyorlar. Bunun bilincinde olunması lazım. Sayın Başkanım, Bitlis'e gelmek, yatırım yapmak isteyenlere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Bu çağrınızı da alıp sonrasında alınmak. Efendim, burada tamamıyla herkesin çok gönül rahatlıkla buraya gelip yatırımlarını yapabilecekleri bir ortam olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle burada saymış olduğumuz ürünler konusunda kesinlikle kafanda hiçbir soru işareti olmadan çok gönül rahatlığıyla gelip burada yatırımlarını yapabilecekleri bir pozisyon olduğunu belirtmek istiyoruz. Gelsinler, biz de buradayız. Tamamıyla onlar taşın eline, elini taşın altına koydukları zaman biz tamamıyla biz o taşın var ya gövdemizi tamamıyla bırakacağımıza hiçbir zaman şüphelerde olmasın. Her türlü konuda yardımcı olacağımızı burada belirtmek istiyoruz. Sayın Başkan, teşvikler çıktıktan sonra en çok hangi sektörden yatırım aldınız? Efendim, şimdi özellikle tekstil konusunda en fazla tekstil konusunda ileride iş yapıyoruz. Aslında sadece bir tek onunla kalmamak gerekiyor. Sizin beklentinizi de merak ettim. Bizim beklentimiz özellikle bizim üretim yaptığımız, köylünün üretim mesela az önce Mehmet Bey'in söylemiş olduğu ürünleri değerlendirebilecek olan bir farka yani nihayet tüketiciye ulaştıracak, anladım. Yani aslında testlerin de kurulması, yani o patatesin mesela bir cips arkası kurulabilecek olan bir şey olsa, yani yapılabilecek en güzel şeyler bunlar olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer üretilen bir yerde malı tamamıyla desteklenerek piyasa ona göre, yani hazlanıp poşetlenip ona göre hazlanıp bir şeye gönderilmesi, piyasaya dağıtılması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Domatesiniz yok. Varsa salça örneğin. Tabii. Evet. Yani farkalar var. Ama daha da geliştirilebilir. Daha da bir iki firmadan değil de daha fazla firmaya sahip olunabilir. Yani o türde bir yatırım yapılırsa bence hak ettiği
bir şekilde kazanabileceğine inanıyorum ben. Sayın Başkanım, cevizciliğin yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Efendim? Ceviz ağacı, ceviz pilavı. Efendim, var var. Burada epey bir şeyler var. Özellikle devletin 2002 yılından beri köylerin her bir köye bir orman projesi var. O projeden faydalanma aslında girişiminde bulunanlar pek fazla, yani oldu ama pek fazla başarıya ulaşamadı ama halkın kendi desteği, köyünün kendi desteğiyle bu dediğimiz hali özellikle tütün üretimi yapılan yerlerde özellikle ceviz ekimi daha yakınlaştı. İnanıyorum ki hani özellikle bir dönem 90'lı yıllarda köylerin boşalmasından dolayı köylerde ceviz ağaçları, yani çok eski, çok büyük olan şeyler olan cevizler ağaçlarımız vardı. Onlar tamamıyla kuruyanlar oldu, kesim yapılıp da kütüğe gidenler oldu. Ama bu son yaklaşık bir 7-8 yıldır epey bir gelişim kaydedilme şeyi var. Geliyormuş. Özellikle ceviz ekimi çok daha revaçta şimdi. Yapılıyor yani, onlar ekiliyor zaten. Şu dikkatimi çekti de, şimdi çarşıda ceviz 25 lira, Bursa'da cevizcilik yok, orada da 25 lira. 29 lira sonuçta. 29 lira, her neyse. Yani cevizin bol olduğu yerde biraz daha rakam... Efendim, şimdi böyle bir şey söyleyeyim size. Cevizin kendi konumu var ya, burada mesela biz Alıcavaz cevizimiz var. İsim yapmış olan, tane olarak güzel daha ceviz, ince kabuklu. Ve bizim mesela Mutki ve bizim merkeze bağlı olan köylere çıkmış olan cevizler bile farklılık gösteriyor. Yani düşünün, Alıcavaz burada, 3-5 kilometre. Burada aynı ceviz bulamazsınız. Kesinlikle aynı, toprak yapısından. Bizim cevizimiz, diyebilirim ki en fazla yağ şey yapan, yağlı olan ve tat bakımından da diğer cevizler gibi olmayan bir cevizi bulabilirsiniz. Fiyatlar aslında sizin de orada 20 lira olması bile olurken burada belki 30 lira da olması normal bence. Cevizin kalitesinden kaynaklı olan bir şey var burada. Taş yerinde ağır derler. Evet. Cevizi çok önemli ama. Ceviz yani çok kaliteli bir cevizi değil. Var. Yani bilimsel üretim yapılıyor mu başka bilimsel olarak? Değil. Yoksa yani harcı alem, yani babadan, dededen kalan şeyler, bilgilerle mi? Aynen, aynen öyle. He? Aynen öyle. O şekilde. Tabii tabii. Ama... Sayın Başkanım, en iki ana başlık üzerinde hem sorum ayetinde hem de önerim ayetinde iki ana başlık olarak size gördüğüm en büyük sorunlardan bir tanesi tekstil sektörünün burada yoğunlaşması için önce üniversite ve belediyeler sanayi odasında önce bir altyapının oluşturulması gerekiyor. Şöyle ki, ben Bursa'da tekstil sektörünün içindeyim. Yaklaşık 4000'in üzerinde tekstil atölyesi var. Tekstil sektöründe sanayinin en farklı bölümü konfeksiyon sektörü. Dolayısıyla burada öyle zannediyorum, İşsizlik oranı da oldukça yüksek. Evet. Yani bu göçü önleme adına sanayinin burada oluşturulması çok önemli. Evet. Bunu sağlamak için özellikle Bursa'da veya sanayinin, yani tekstil sanayinin, özellikle konfeksiyon sanayinin yoğun olduğu yerlerle belediye, mesela Bursa'da Butgen adında bir kurum var. Burada önce elemanları yetiştiriyor. Ondan sonra atölyelere istihdam ediyor. Ben şahsen buraya tekstil için yatırım yapacak olsam önce şunu düşünüyorum. Ben buraya geldiğimde burada eleman istihdam etmek için kalifiye eleman bulabilecek miyim? Önce kalifiye eleman yetiştirmek üzere bir altyapının oluşturması gerekiyor. Çünkü burası tekstil, özellikle konfeksiyon sektörüne çok elverişli bir yer. Ama bunun öncelikle bir eğitim korumu oluşturması lazım burada. İkincisi, Bitlis balı, Bitlis'le özdeşleşmiş, dünyada Türkiye'de marka olmuş bir ürün. Ben Bitlis balı aldığımda gerçekten Bitlis balı mı, değil mi? Bunu bilemem. Bitlis'le balınızı, belki cevizi kontrol edemezsiniz ama balı inceleyen, denetleyen bir kurum var mı? Böyle bir bence olmalı da, belki de var mı bilmiyorum. Ben özellikle bunu şiddetliyorum. Tekstilde önce bir altyapının oluşturması, Bitlis'le özdeşleşmiş balın bir denetim marka olması adına denetim altına alınması gerektiğine inanıyorum. Efendim, şimdi ilk önce tesis konusunda bir size açıklık getireyim. Şimdi buraya ilk gelen, yaklaşık bundan bir 5-6 yıl önce tekstil için gelmiş olan insanların en fazla sıkıntı yaşadığı şeylerden birisi kalifiye eleman bulamama sıkıntısıydı. Ama onlara verilecek olan bir desteklerle, mesela kendi dışarıdan getirmiş olduğu ustalarla şey yaptılar. Burada yetiştirdiler yani. O eğitimle o ustalık durumuna gelip olan bir sürü insan bulabilirsiniz şimdi.
Ve şimdi yaklaşık belki ondan fazla tekstil atölyesi var burada. Evet, inanıyorum ki daha da fazla sayısı daha da artacaktır. Özellikle konfeksiyon alanında. Bu konfeksiyonlarda çalışacak olan kalife elemanlar şimdi diyebilirim ki ilk etapta belki bir iki ay, üç ay kendi dışarıdan getirmiş olduğun ustaların onları bir eğitimden geçirmesi sürecinde belki bir sıkıntı olabilir ama o sıkıntılı dönemi de İşkur üzerinden onların maaşları verilme olayından dolayı herhangi bir sıkıntınız olmayacağını inanıyorum. Orada yani iş yerinde eğitimi kendileri veriyorlar zaten. Sizin dışarıdan getirmiş olduğunuz kalifiye elemanın eğitimiyle ayakta bütün herkes öyle o şekilde yaptı ve ayakta durdular. Ve şimdi çok da güzel mükemmel şekilde gidiyorlar. Her geçen gün daha da çok İslam yaratabilecek şekilde bir pozisyonları var. Burada ikinci bir teşvikten faydalanma olayı mesela dediğimiz gibi tekel sigara fabrikasında olan yer depolara kullanılan yerlerde bile mesela pek fazla kira vermeden burada mesela yapılmış olan aşağıda Arıcık mevkisinde yapılmış olan bir yerimiz var. Orada altında Esibakiki'ye fason üretim yapan firma var. Yani yok denebilecek olan bir kira sözleşmesi de yukarıda yapılanlar var. Zaraya. Evet. Evet. Bursa'da şu anda konfeksiyon atölyeleri oldukça sıkıntı yaşıyor. Atölye bulmakta zorlanıyor. Burada işte ona yardımcı oluyoruz. Evet. Kendilerine valilik olsun, belediye olsun, Ticaret ve Sanayi Odası olarak. Bizler bu konularda tamamıyla onlara yardımcı olabilecek şekilde. Çünkü o sıkıntıları ortadan bizim kaldırmamız gerek. Yani mesela örneğin sizler oradan Bursa'dan buraya geldiğiniz zaman bu sıkıntılarla siz karşı karşıya kalmamanız gerekir. Bu sıkıntıları biz buradan şey yapıyoruz, ortadan kaldırıyoruz zaten. Burada sizin sadece yapmanız gereken belki kalifi elemanınızdan onların eğitimine katkı sunabilecek şekilde bir iki aylık bir süreç şey olabilir. Onda pek fazla sıkıntılı sancılı geçmedi. Çok iyi bir şekilde iş yapıyorlar onu. Bana gelince burada bizim eskiden arıcılık ve balcılık enstitümüz vardı bizim. Ve bunu bir artık siyasi olarak nasıl yapıldıysa bilmiyorum. Orduya kaydırıldı. Yoksa bizim arıcılık mevkisi dediğimiz yer bile var. Orduya. Şimdi bizim tekrar o enstitünün tekrar buraya bitse getirmesi veya eğer olmazsa bile tekrar bir enstitünün tekrar kurulması için bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle arıcılar ve bir birliğimiz var. Yani bu arıcılık birliğinin içerisinde sizin tabir ettiğiniz bir İran'dan gelen bir balı, bits balı olarak eğer dışarıda insanlara verirseniz siz kalitenizi öldürürsünüz. Evet, olması, tamamıyla olması gerekiyor. Soğusunlar, onlar çok güzel bir yatırım şeyler de var. O arıcılık mevkisinde tekrar canlandırılması için. Yaklaşık 7-8 yıldır bir çalışma içerisindeler. Burada Tarım İl Müdürlüğü'nde onların tamamıyla bir şeyden geçiyor bu. Kalite kontrolden içindeki olan mesela içinde glikoz verilmiş mi verilmemiş mi onların tamamıyla tespiti yapılıp ona göre o değerlere göre satan bir sürü bitkisel hemşerilerimiz var. Yani o tür hem arısını ve balını satarken o belgelerde size şey yapıp gösterebilir. Ama bizim sadece burada sadece bir tek üstünde durduğumuz dışarıdan özellikle İran'dan gelecek olan bir balı bit balı olarak tanıtılması ve dağıtılması, satılmasına biz tamamıyla karşıyız. Ceza işlemleri gerekiyorsa aslında olması gerekir diye düşünüyorum. Başlar Bursa'da satıyor. İran'a getirmiş bit balı diye. Biz ona nasıl tedbir alabilirsiniz? He? Onu aslında buradaki mesela bizim hemşerilerimizden satın aldığınız takdirde siteleri de var. Birkaç tane arkadaş var o türde ve ballarını mesela diyor ki gidin tavlarını yaptırın. Şey yaparsanız ama her zaman burada alabilirsiniz yani. Burada herhangi bir o konuda sıkıntı yok. Ama maalesef bizim Türkiye'nin her tarafında yani sadece bir tek balda değil tüm gıda sektöründe bu tür şeyler var. Evet. Burada en büyük bağlayı siz kendiniz kendine vuruyorsunuz. Mesela Ekrem İncel diye birisi iş adamımız. Bu Bitlis. O bizim değil. Bitlis'te değil. Bitlis'im diyor. Yani. Kim? Kim abi? Vanlı arkadaş. Bitlis'im diyor. Vallahi ben fuarcıyım. Ben fuar yapıyorum. Her gün ben gittiğim yerde ben Bitlis balını gerçekten de çok önemsiyorum. Ya bu çok önemli. İstanbul günleri var. Bitlis günlerimiz var. Ve ben Sayın Valimize orada da ben konuştum. Kesinlikle buradan denetimden geçecek. Öyle gelecek.
Şimdi kullanan çok tabii, vanlı, burada da vanlı var, avrulu var, Bitlis Belediye İran Balı satıyor, etiketini Bitlis Belediye. Şimdi bunun yanında da şey de var. Yani bir kara kovan balı dediğiniz zaman buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada petek balları var. Kasnak bal dediğimiz bir çeşit balı var. Süzmesi var, kara kovanı var. Şimdi kara kovanın dediğimiz kara kovanın içerisinde san şeker verme şansları yok. Bizim eski zamanlardan tabir ettiğimiz sepetlerden yapılmış olan, çamurdan tamamıyla sıvanmış olan, onlar içerisinden çıkmış olan bir bal. Bunun yanında kasnak bal dediğimiz yine pete şeylerin içerisinde, kovanların içerisinde, yani onlara sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında insanlara ona göre bir bilinçlenmesi gerek. Yoksa bir kara kovanın balıyla bir petek balı bir kıyaslayamazsınız. Yani aynı değere şey yapamazsınız. Çünkü petek ballarda mutlak surette şeker vardır. Ama bizim özellikle toprak yapımızda geven, kekik oranımız çok yüksek olduğu için özellikle arının getirdiği şeyler aroması çok daha farklı olur. Yani mesela bir adınızı aldığınız zaman bir balı mı değil mi? Eğer iyi baldan anlayan bir insansanız hemen farkında hemen damak tadınızı hemen anlarsınız zaten. Yani mesela bir İran balını yediğiniz zaman ben hayır bu bal bitis balı değil diyebilirsiniz yani o şekilde diyorum. Başkanım sorursanız, hiç ihracat var mı? Efendim ihracat... yani tarımsal da olsa, hayvansal bir şey de olsa... Bizde yani... sadece kütük üzerine bu cevizler kesildikten sonra bu dipçik yapılması için İtalya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye gönderilen şeyler var. Yani pek fazla ihracat yaptığımız pek fazla şey. Bal konusunda belki kaçırmış olabilirim o açıklamalarınızda da. Şimdi Bitlis'in balı güzel. Ama bir tüketici, bir vatandaş olarak bizim o balı ayırt etmemiz tabii ki çok mümkün değil. Yani herkes bal uzmanı değil ya da bilemeyebilir. Bunun önlemini şöyle alabilir miyiz? Mesela Bitlis'te bir kooperatif kurulabiliriz. Ticaret odasının öncülüğünde veya belediyenin öncülüğünde bir şirketleşme şeklinde bir şey, kooperatifleşme şeklinde bir şey kurulup Bitlis'in bu ürünlerinin bir marka değeri oluşturularak satılması sağlanabilir. Yani ambalajın üzerinde o marka ve o etiket, o mühür olduğu sürece vatandaş da güvenli alacaktır onu. Onun denetimini burası yapar. Yani bu laboratuvarlarında test eder ve o balları ambalajlarda satar. Böyle bir şey olamaz mı? Efendim bundan, bu dediğiniz olayı biz rahmetli bir valimiz var. Trabzonlu kendisi Uğur Boran. Evet. Burada rahmetle anıyoruz kendisini. Öncülüğünü o dönem burada şey yaparken 2000 daha AK Parti hükümeti daha gelmeden önce o türde bir şirket kurdu. Bizler de tiyatro sanat odası olarak bizlerin de ortaklığı olduğumuz bir şirket. Arıca Birliği'nin de ortaklığı. Şimdi bunlar aynı sizin söylemiş olduğunuz şeyi dile getirmek için yani tamamıyla bir marka değeri yaratmak için kurulmuş olan bir şirketti bu, anonim şirketi. Maalesef bu adam buradan, Sayın Valimiz buradan gittikten sonra, merkeze alındıktan sonra rafa kaldırıldı. Bir türlü onu bir türlü o şeyleri engel şey yapamadık, aşamadık. Yoksa onun hayalindeki olan şeylerden bir tanesi de sizin söylemiş olduğunuz marka değerini yükseltecek, üstüne patentini vurulmuş olan bir balı üretmekti. Yani o amaçla kurulmuş olan bir şirketti. Sayın Başkanım, şunu yapmak lazım. Büryanımıza sahip çıkmamız lazım. Cevizimize sahip çıkmamız lazım. Balımıza, bastonumuza, bunlara sahip çıkmamız lazım. Evet, evet. Bunda sahip çıkacak kişiler siz. Başkanım bir şey söylüyorum. Gerçekten önemli almamız lazım. Nasıl alıyorsanız artık burası sizin istiyatınız. Yok, dinin şeye katılıyorum. Olması gerekiyor. Evet, bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ama bu kısa dönem içerisinde böyle gezerken esnafla, vatandaşla bir muhabbetim oldu. Şimdi balı satana soruyorum, kooperatif var mı? Kooperatif yok diyor. Nasıl üretiyorsun, destek alıyor musun dedim. Hani ben kilo vermeden soruyorum ki nereden destek aldığını söylesin. Yok, kendi üç kardeşiz beraber yapıyoruz diyor. Şimdi demek ki böyle bir destek yok. Veya destek var, bilgi yok. Şimdi saydığımız zaman tarih var, turizm var. Tütün var, omuza taşı var, perlit var, domates var, patates var ve bal var. Ceviz var. Ama bunların hepsini çok iyi üretiyoruz ama
herkes bireysel hareket ediyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi burada yerel yönetim 1, valilik 2, üniversite 3, milli eğitim 4. Eğitimler açarak, kurslar vererek, meslek edinme kursları, milli eğitim biliyorsunuz diploma sertifikayı olası veriyor. Bunun daha ürün çeşitliliğini de artırarak Bitlis'in tanıtımını Bitlislerle birlikte oluşturmak lazım. Bitlis'in hemen hemen Türkiye'nin bütün illerinde dernekleri var. Şimdi bu derneklerle paylaşmamız lazım. Biz buraya gelmeden ben burada Hamza Taşı'nın çiftlerini bilmiyordum. Perdi bilmiyordum. Patatesi bilmiyordum. Domatesi bilmiyordum. Bir bildiğim şey vardı. Tütün ve bağ. Ama bunu sivil toplum örgütleriyle başkanımızın da söylediği gibi en önemli olan şey kooperatifleşme. Eğer kooperatif olursa kazanım, kalite ve güvenilirlik artar. Tabii bu kooperatifte küçük sermayelerle büyük işler yapılabilir. Onun için benim kişisel kanaatim, siz de yönetiyorsunuz Ticaret Sanayi Odası'nı, burada sanayi siz yönetiyorsunuz. Böyle bir öncülük yaparak bunun tanıtımına artık bizim derneklerimiz de artık burada. Onlarla bir sorumluluk yüklenerek Bursa'daki işi biz üstlenebiliriz. Hani ortaklaştırarak. Ne kadar çok ortak olursa o kadar çok pazarlama olur. Onun için bu çok önemli. Ben kooperatifleşmeye çok önem veriyorum. Hatta sormayacağım. Anladığım kadarıyla kooperatif yok. Efendim sadece bizim o arıcılık üzerine, yani üretim yapılan arıcılık üzerine bir kooperatif şeyimiz var. Yani birlik var. O üreticiler birliği. Yani satıcılar birliği değil. İşte onlarla ilgili bir çalışmalar oldu. Onu da şey yapmak istiyorum. Başkanımız var, Medeni Avcil diye. Bir çalışması oldu. Yani bir o birlik çatısı altında ballarımızı satarsak, başkanımızın söylemiş olduğu o patent üzerinde bir çalışması oldu. Bir türlü o şeyi kıramadı. Yani o birlik sağlanamadı. Yani. Bir türlü şey yapamadı. Yani o birliği sağlayamadı. Yani olmuş olsa aslında dediğiniz gibi çok da güzel bir şey olur. Bilincinin de öncelikle oluşturulması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani kooperatif deyince paylaşma. Ben emeğimi bir başkasıyla paylaşma anlayışı var. Öncelikle bu bilincin oluşturulması kooperatifin yaygınlaştırılıyor. Şimdi başkanım, televizyonlarda duyuyoruz bazen işte 5 kilo süzme bal, 5 kilo petek balı, yanında bir çeyrek altın 100 lira. Şimdi 100 lira çeyrek altın parası mı balı parası mı? Şimdi o işi ticarete dökmüş, Bitlis'e hiçbir arada sevgisi olmayan bir konu. Ama balı da Bitlis'e ürettiğini söylüyorlar. Yok öyle bir şey yok. Çok büyük şey veriyor, zarar veriyor. Tamam, şimdi o konuda çok samimi olduğumuz bizim çocukluğu arkadaşımız olan bir balcı arkadaşımız var. Yani bedebilir, onda çocuk döneminde belki onda şey yapar, Güven Güngör'dü. Ondan bu bilgileri çok rahat şekilde ondan şey yapıyorum, devamlı paylaştığımız için. Şimdi özellikle o dediğiniz ballar bal değil aslında. Yani getirmiş, tatlandırılmasıyla yapılmış olan bir glikoz. Yani başka hiçbir şey yok. Ve gerçekten insana zehir saçan şeyler bunlar. Yani buna itibar etmemek, sen fiyatını anlaştıracak. Ben bu konuda bir şey söyleyeceğim başkanım. Şimdi arkadaşlar söyler diye bu zamana kadar sustum. Rize'ye, Aydere'ye giden arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Gittikleri zaman orada kooperatifleşmişler. Dediğiniz gibi 500 lira, 1000 lira kilosu kooperatif tarafından tescillenmiş. Neyi ne oldu? Yani parayı verdiğin zaman gerçek bala mı veriyorsun, vermiyor musun? Belli oluyor yani. O derece pahalı ama garantili bir şekilde de alıyorsun. Yani bu tabii ki başkanım. Evet. Yani evet, üniversitenin denetiminde. Yani burada da işte dediğiniz gibi üniversitede bir arıcılık bölümünün olmayışı çok acı bir şey burada. Ben üniversitede söylemedim hocama ama çünkü arıcıyız diyor. Bal yetiştiriyoruz diyor. Burada arıcılık diye bir bölüm yok. Biliyorsunuz üniversitelerde arıcılık bölümü diye bir bölüm var. Yani bunun olması gerekir. Yok değil. Bir de size bir özel soru soracağım başkanım. Siz kaç üyeniz var Ticaret Sanayi Odası? Efendim? Kaç tane üyeniz var?
Bitlis'te Ticari Sanayi Odası'nın? Efendim yani bize aktif şekilde olan 500 kişi 500 aktif olan. TOP tarafından destekleniyor musunuz? Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından yani hiç olmazsa yani şimdi bilmiyorum 500 dernek şeyle üyeyle döndürebiliyor musunuz bu işi? Çünkü aynı zamanda ben kendim de eski bir oda başkanı olaraktan soruyorum bunu. Şimdi burayı görünce beraber efendim bizler şimdi sadece hepten hükümet diyoruz, devlet diyoruz da bir de bazı kurumlar biliyorsunuz belirli şekilde bir aidat topluyor. Bu aidatlardan en azından böyle kalkınmamış efendim mesela kalkınmış da kalkınmaz da öncülükteki olan illere destek oluyorlar mı? Efendim şimdiye kadar yaklaşık 20 yıldan fazla burada ben meclis başkanlığı görevimiz var bizim. Ve Davut Bey evet. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 25. yıl içerisinde. Şimdi Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin yapmış olduğu yatırımlar herhangi bir yatırım şeyi söz konusu değil. Bunlar da ne yaptı şimdiye kadar? Bizim tamamıyla kopardığımız Türkiye Odalar Borsa Birliği ilk öğretim okulu bir yaptırdığımız bir olay oldu. Ve şimdiye kadar bir de almış olduğumuz bir tane ambulans vardı. Esnaflarımızın faydalanabileceği bir ambulans şey yaptırdık. Bunu da Sağlık Müdürlüğü'ne hibe ederek çünkü burada bağlı olarak kalmasını gönül razı olmazdı. Onu şey yaptırdık. Onun dışında buradaki olan giderlerimize baktığınız zaman mevcut olan aidatları herkes düzenli şekilde ödediğini bekleyemezsiniz. Evet. Yani oda başkanlığı yapmışsanız bilirsiniz zaten bütün odaların müzdarip olduğumuz evet. Bir sorun bu. Bizler özellikle yönetim ve meclis üyelerinin hiç kimse burada maaş herhangi bir huzur hakkı alma şeyimiz yok bizim. Hiç kimse şey yapmaz çünkü aldığımız takdirde buradaki giderlere karşılama şansımız olmayacak. Herhangi bir sıkıntı olmadan da götürüyoruz. O amaçla götürüyoruz. Yoksa götürmesi mümkün değil. Hiç kadın girişimci var mı bu üyeleriniz arasında? Onu merak ettiğim için. Efendim bu özellikle bu genç girişimci sertifikasından dolayı eğitime tabi tutulduğumuz bir sürü alanlar oldu. Bunlar içerisinde tabii ki bayanlar diyebilirim ki bayanların sayısı da hemen hemen %40'lar civarında. Daha %40 civarında o şekilde ama deseniz ki yani, aktif olan o üyeler içerisinde kaç tane üyeniz var? %1 civarında tarif edebileceğiz. Mecliste hiç üye var mı? Yok, mecliste. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Büryan diyelim diyorduk. Büryanlarımız soğuyacak. Şeylerimizi, plaketlerimizi veririz. Mecliste günleri var, bitiş günlerimiz var. Ve ben Sayın Valimize orada da ben konuştum. Kesinlikle buradan denetimden geçecek, öyle gelecek. Şimdi kullanın. Çok böyle burada da vanlı var, ağrılı var, Bitlis Belediye İran Valisi satıyor, etiketini Bitlis Belediye. Şimdi bunun yanında da şey de var. Yani bir kara kovan balı dediğiniz zaman buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada petek balları var. Kasnak bal dediğimiz bir çeşit balı var. Süzmesi var, kara kovanı var. Şimdi kara kovanın dediğimiz kara kovanın içerisinde san şeker verme şansları yok. Bizim eski zamanlardan tabir ettiğimiz sepetlerden yapılmış olan çamurdan tamamıyla sıvanmış olan onlar içerisinden çıkmış olan bir bal. Bunun yanında kasnak bal dediğimiz yine pete şeyler içerisinde kovanların içerisinde yani onları sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında insanların ona göre bir bilinçlenmesi gerek. Yoksa bir kara kovanın balıyla bir petek balı bir kıyaslayamazsınız. Yani aynı değere şey yapamazsınız. Çünkü petek ballarda mutlak surette şeker vardır. Ama bizim özellikle toprak yapımızda geven, kekik oranımız çok yüksek olduğu için özellikle arının getirdiği şeyler aroması çok daha farklı olur. Yani mesela bir balınızı aldığınız zaman bitis balı mı değil mi? Eğer iyi bir baldan anlayan bir insansanız hemen farkında hemen damak tadınızı hemen anlarsınız zaten. Yani mesela bir İran balını yediğiniz zaman ben hayır bu bal bitis balı değil diyebilirsiniz yani o şekilde diyorum. Başkanım sorursanız, hiç ihracat var mı? Efendim ihracat... Yani tarımsal da olsa, hayvansal şey de olsa... Bizde yani... sadece kütük üzerine bu cevizler kesildikten sonra bu dipçik yapılması için İtalya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye gönderilen şeyler var. Yani pek fazla ihracat yaptığımız pek fazla şey. Yani. Çok küçük.
kendi başına. Bab konusunda belki kaçırmış olabilirim o açıklamalarınızda da. Şimdi bir kesim balı güzel. Ama bir tüketici, bir vatandaş olarak bizim o balı ayırt etmemiz tabii ki çok mümkün değil. Yani herkes bal uzmanı değil ya da bilemeyebilir. Bunun önlemini şöyle alabilir miyiz? Mesela Bitlis'te bir kooperatif kurulabilir, ticaret odasının öncülüğünde veya belediyenin öncülüğünde bir şirketleşme şeklinde bir şey, kooperatifleşme şeklinde bir şey kurulup Bitlis'in bu ürünlerinin bir marka değeri oluşturularak satılması sağlanabilir. Yani ambalajın üzerinde o marka ve o etiket, o mühür olduğu sürece vatandaş da güvenli alacaktır onu. Onun denetimini burası yapar. Yani bu laboratuvarlarda test eder ve o balları ambalajlarda satar. Böyle bir şey olamaz mı? Efendim bundan bu dediğiniz olayı biz rahmetlik bir valimiz var. Trabzonlu kendisi Uğur Bora. Evet. Burada rahmetle anıyoruz kendisini. Evet. Öncülüğünü o dönem burada şey yaparken 2000 daha AK Parti hükümeti daha gelmeden önce o türde bir şirket kurdu. Bizler de tiyatro sanat odası olarak bizlerin de ortaklığı olduğumuz bir şirket. Arıca Birliği'nin de ortaklığı. Şimdi bunlar aynı sizin söylemiş olduğunuz şeyi dile getirmek için yani tamamıyla bir marka değeri yaratmak için kurulmuş olan bir şirketti bu, anonim şirketi. Maalesef bu adam buradan, Sayın Valimiz buradan gittikten sonra, merkeze alındıktan sonra rafa kaldırıldı. Bir türlü onu bir türlü o şeyleri engel şey yapamadık, aşamadık. Yoksa onun hayalindeki olan şeylerden bir tanesi de sizin söylemiş olduğunuz marka değerini yükseltecek, üstüne patentini vurulmuş olan bir balı üretmekti. Yani o amaçla kurulmuş olan bir şirketti. Sayın Başkanım, şunu yapmak lazım. Büryanımıza sahip çıkmamız lazım. Cevizimize sahip çıkmamız lazım. Balımıza, bastonumuza bunlara sahip çıkmamız lazım. Evet, evet. Bunda sahip çıkacak kişiler siz. Başkanım bir şey söylüyor. Gerçekten önemli almamız lazım. Nasıl alıyorsanız artık burası sizin istiyatınız. Yok, dinin şeye katılıyorum. Olması gerekiyor. Evet, bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ama bu kısa dönem içerisinde böyle gezerken esnafla, vatandaşla bir muhabbetim oldu. Şimdi balı satana soruyorum, kooperatif var mı? Kooperatif yok diyor. Nasıl üretiyorsun, destek alıyor musun dedim. Hani ben kilo vermeden soruyorum ki nereden destek aldığını söylesin. Yok, kendi üç kardeşiz beraber yapıyoruz diyor. Şimdi demek ki böyle bir destek yok. Veya destek var, bilgi yok. Şimdi saydığımız zaman tarih var, turizm var, tütün var, omuza taşı var, perlit var, domates var, patates var ve bal var. Ceviz var. Ama bunların hepsini çok iyi üretiyoruz ama herkes bireysel hareket ediyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi burada yerel yönetim 1, valilik 2, üniversite 3, milli eğitim 4. Eğitimler açarak, kurslar vererek, meslek edinme kursları, milli eğitim biliyorsunuz diploma sertifikayı olası veriyor. Bunun daha ürün çeşitliliğini de artırarak Bitlis'in tanıtımını Bitlis'lerle birlikte oluşturmak lazım. Bitlis'in hemen hemen Türkiye'nin bütün illerinde dernekleri var. Şimdi bu derneklerle paylaşmamız lazım. Biz buraya gelmeden ben burada Pamza Taşı'nın çiftlerini bilmiyordum. Perdi bilmiyordum. Patatesi bilmiyordum. Domatesi bilmiyordum. Bir bildiğim şey vardı. Tütün ve bal. Ama bunu sivil toplum örgütleriyle başkanımızın da söylediği gibi en önemli olan şey kooperatifleşme. Eğer kooperatif olursa kazanım, kalite ve güvenilirlik artar. Tabii bu kooperatifte küçük sermayelerle büyük işler yapılabilir. Onun için benim kişisel kanaatim, siz de yönetiyorsunuz Ticaret Sanayi Odası'nı, burada sanayiyi siz yönetiyorsunuz. Böyle bir öncülük yaparak bunun tanıtımına artık bizim derneklerimiz de artık burada. Onlarla bir sorumluluk yüklenerek Bursa'daki işi biz üstlenebiliriz. Hani ortaklaştırarak. Ne kadar çok ortak olursa o kadar çok pazarlama olur. Onun için bu çok önemli. Ben kooperatifleşmeye çok önem veriyorum. Hatta sormayacağım. Anladığım kadarıyla kooperatif yok. Efendim sadece bizim o arıcılık üzerine, yani üretim yapılan arıcılık üzerine bir kooperatif şeyimiz var. Yani birlik var.
Üreticiler Birliği. Evet, yani satıcılar birliği değil. İşte onlarla ilgili bir çalışmalar oldu. Onu da şey yapmak istiyorum. Başkanımız var, Medeni Avcil diye. Bir çalışması oldu. Yani bir o birlik çatısı altında ballarımızı satarsak, başkanımızın söylemiş olduğu o patent üzerinde bir çalışması oldu. Bir türlü o şeyi kıramadı. Yani o birlik sağlanamadı. Yani. Bir türlü şey yapamadı. Yani o birliği sağlayamadı. Yani olmuş olsa aslında dediğiniz gibi çok da güzel bir şey olur. Bilincinin de öncelikle oluşturulması gerekiyor. Tabii, kesinlikle. Yani kooperatif deyince paylaşma. Ben emeğimi bir başkasıyla paylaşma anlayışı var. Öncelikle bu bilincin oluşturulması kooperatifi yaygınlaştırılıyor. Şimdi başkanım, televizyonlarda duyuyoruz bazen işte 5 kilo süzme bal, 5 kilo petek balı, yanında kosta altı, yanında bir çeyrek altın 100 lira. Şimdi 100 lira çeyrek altın parası mı, balı parası mı? Şimdi o işi ticarete dökmüş, Bitlis'e hiçbir alakası, ilgisi olmayan bir konu. Ama balı da Bitlis'e ürettiğini söylüyorlar. Yok yok, öyle bir şey yok. Çok büyük şey veriyor, zarar veriyor. Tamam, şimdi o konuda çok samimi olduğumuz bizim çocuklu arkadaşımız olan bir balcı arkadaşımız var. Yani bedebilir, onda çocuk döneminde belki onda şey yapar, Güven Güngör'dü. Ondan bu bilgileri çok rahat şekilde ondan şey yapıyorum, devamlı paylaştığımız için. Şimdi özellikle o dediğiniz ballar bal değil aslında. Yani getirilmiş, tatlandırılmasıyla yapılmış olan bir glikoz, yani başka hiçbir şey yok. Ve gerçekten insana zehir saçan şeyler bunlar. Yani buna itibar etmemek, sen fiyatını anlaştıracak. Ben bu konuda bir şey söyleyeceğim başkanım. Şimdi arkadaşlar söyler diye bu zamana kadar sustum. Rize'ye, Aydere'ye giden arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Gittikleri zaman orada kooperatifleşmişler. Dediğiniz gibi 500 lira, 1000 lira kilosu kooperatif tarafından tescillenmiş. Neyi ne oluyor? Yani parayı verdiğin zaman gerçek bala mı veriyorsun, vermiyor musun? Belli oluyor yani. O derece pahalı ama garantili bir şekilde de alıyorsun. Yani bu tabii ki başkanım. Evet. Yani evet, üniversitenin denetiminde. Yani burada da işte dediğiniz gibi üniversitede bir arıcılık bölümünün olmayışı çok acı bir şey burada. Ben üniversitede söylemedim hocama ama çünkü arıcıyız diyor. Bal yetiştiriyoruz diyor. Burada arıcılık diye bir bölüm yok. Biliyorsunuz üniversitelerde arıcılık bölümü diye bir bölüm var. Yani bunun olması gerekir. Gel yok değil. Bir de size bir özel soru soracağım başkanım. Siz kaç üyeniz var Ticaret Sanayi Odası? Kaç tane üyeniz var Bitlis'te Ticaret Sanayi Odası'nın? Efendim yani bize aktif şekilde olan 500 kişi. 500 kişi. Yani. TOB tarafından destekleniyor musunuz? Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından, yani hiç olmazsa, yani şimdi bilmiyorum 500 dernek şeyle üyeyle döndürebiliyor musunuz bu işi? Çünkü aynı zamanda ben kendim de eski bir oda başkanı olaraktan soruyorum bunu. Şimdi burayı görünce beraber efendim bizler şimdi sadece hepten hükümet diyoruz, devlet diyoruz da bir de bazı kurumlar biliyorsunuz belirli şekilde bir aidat topluyor. Bu aidatlardan en azından böyle kalkınmamış efendim mesela kalkınmazsa öncülükteki olan illere destek oluyorlar mı? Efendim şimdiye kadar yaklaşık 20 yıldan fazla burada ben meclis başkanlığı görevimiz var bizim. Ve Davut Bey evet. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 25. yıl içerisinde. Şimdi Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin yapmış olduğu yatırımlar herhangi bir yatırım şeyi söz konusu değil. Bunlar da ne yaptı şimdiye kadar? Bizim tamamıyla kopardığımız Türkiye Odalar Borsa Birliği ilk öğretim okulu bir yaptırdığımız bir olay oldu. Ve şimdiye kadar bir de almış olduğumuz bir tane ambulans vardı. Esnaflarımızın faydalanabileceği bir ambulans şey yaptırdık. Bunu da Sağlık Müdürlüğü'ne hibe ederek, çünkü burada bağlı olarak kalmasını gönül razı olmazdı. Onu şey yaptırdık. Onun dışında buradaki olan giderlerimize baktığınız zaman mevcut olan aidatları herkes düzenli şekilde ödediğini bekleyemezsiniz. Evet. Yani oda başkanlığı yapmışsanız bilirsiniz zaten bütün odaların müzdarip olduğumuz evet. Bir sorun bu. Bizler özellikle yönetim ve meclis üyelerinin, hiç kimse burada maaş herhangi bir huzur hakkı alma şeyimiz yok bizim. Hiç kimse şey yapmaz çünkü aldığımız takdirde
buradaki giderlere karşılama şansımız olmayacak. Herhangi bir sıkıntı olmadan da götürüyoruz. O amaçla götürüyoruz. Yoksa götürmesi mümkün değil. Hiç kadın girişimci var mı bu üyeleriniz arasında? Onu merak ettiğim için. Efendim bu özellikle bu genç girişimci sertifikasından dolayı eğitime tabi tutulduğumuz bir sürü alanlar oldu. Bunlar içerisinde tabii ki bayanlar, diyebilirim ki bayanların sayısı da hemen hemen %40'lar civarında. Daha %40 civarında o şekilde ama deseniz ki yani, aktif olan o üyeler içerisinde kaç tane üyeniz var? %1 civarında tarif edebileceğiz. Mecliste hiç üye var mı? Yok, mecliste. Evet, evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Büryan büryan diyelim diyorduk, büryanlarımız soğuyacak. Sağ olun. Şeylerimizi, plaketlerimizi verelim.